Konuşmayı unuttum. Benim için sanki bir yıl olmuş gibi. Kanalımı bir anne kanalına çevirmeyecek olsam da hayatımda büyük bir değişiklik oldu biliyorsunuz. İlk kez rastlayanlar için yakın bir zamanda yaklaşık bir ay kadar önce doğum yaptım. Dolayısıyla kanalımdan birazcık uzaklaştım. Bu kadar büyük bir değişiklikten dolayı da bir sürü merak edilen ve benim de bir sürü anlatmak istediğim şey var. Bu bir soru cevap videosu olacak. Bundan sonra bir daha belki bir soru cevap videosu olur. Ya da en favori ya da en işe yarayan ürünleri önerdiğim bir video olabilir. Eğer burada cevaplayamayacak olursam. Sonrasında bir doğum videosu gelecek. Yani doğum sırasında çekilen videoyu mutlaka yayınlayacağım. Ara ara yine bebekle ilgili ya da işte bebekle değişen hayatımla ilgili yine bir şeyler paylaşmaya çalışırım. Aslında burada böyle bir doğum sürecini anlatan bir giriş yapmak istemiştim. Yani bütün o doğum sürecini anlatmak istemiştim. Ben bir başlangıcını anlatayım. Sonra da Instagram'dan soru ve cevap şeklinde devam edeceğiz. Oradan sorularınızı istedim ve bana oradan sorular şu an yağmaya başladı. Onların cevaplarını da eğer bu başlangıçta vermediysem vererek devam edelim. Normalde sezaryen doğum planlamıştık ve 23 Ağustos'tu doğum tarihimiz. Sonrasında benim muayenelerde suyumun birazcık azaldığını fark etti doktor. O yüzden de tarihi biraz öne çekmenin daha faydalı olabileceğini düşündü. Ve ayın 17'sine randevuyu değiştirdik. Sonuç itibariyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde rezervasyonumuzu yaptırdık. 16'sında ise NTS miydi? Ne bir NTS çekiliyor ve ultrasonu her gün bakıyor. Doğum yaklaştığı için doktor her gün kontrol ediyor. 16'sında hatta story'de işte bu kız bekleyemeyecek, cumayı bekleyin diye, 17'sini bekleyin diye. 17'sine çünkü gün aldık. 16'sında muayeneme oldum, NTS'ye bağlandık. Sonra eve gelirken, arabadan inerken bir miktar su hissettim. Su geldiğini hissettim. Ama hani filmlerde gördüğümüz gibi böyle foşur foşur bir su gelmesi olmadığı için hani çok ciddiye almadım, bu herhalde dedim, böyle bir şey değil dedim ama emin de olamadım. Sonra eve geldikten bir süre sonra tekrar bir miktar su geldi. Çok az, yani nasıl diyeyim size, hani şöyle şu kadar falan böyle bir su geldi. Doktoru aradım ve dedim ki yani Egemen acaba dedim benim suyum gelmiş olabilir mi? Böyle böyle hani toplasan dedim yarım çay bardağı kadar etmez yani, öyle bir su geldi. O da bana dedi ki eğer altına yapmadıysan dedi. Suyun gelmiş dedi. Hemen dedi eşyalarını topla. Ve biz bir panikle çünkü ben kesinlikle sezaryen olduğu için o kadar planlıydı ki her şey benim için. Videocuyu ayarladım. Ondan sonra kısa bir film videolarımı çekecekti ve doğum fotoğraflarımı. Ona randevu verdim. Ondan sonra oda süslememi GA event yapacaktı. Onlar da o güne hazırlanıyorlardı ve yine kendi fırınımda işte böyle güzel beze kulesi ve tatlılar yapacaktı. Ve onlar da cumaya hazırlanıyordu. Ben dolayısıyla bir panikle burada gözlerim doldu evin içerisinde. Ben hazır değilim diye telefonda doktora isyan ettim. Sonra sürekli hazırlanıyor, banyo yapacak vaktim var mı falan deyip sonra hemen bir banyoya girdim. O telaşta valizimi toplayıp önce doktora oradan da hastaneye yola koyulduk, öyle söyleyeyim. Çok büyük bir heyecandı. Sezaryen süresiyle ilgili zaten burada sorularınız var. Artık onları da böyle soru cevap şeklinde cevaplamış olayım. Aslında çocuğun da kendi gününü kendi seçiyor olması da hoşuma gitti. Yani ben belirlememiş oldum. O konuda da birazcık rahatladım. Umarım hepsini cevaplayabilirim. Belki dediğim gibi iki parti halinde yaparız bunu. Kullandığınız çatlak kremi nedir? Kullandığım çatlak kremi Lierac kullandım. Lierac'ı normalde günde bir kere kullanmak gerekiyormuş, öyle yazıyorlar. Fakat jel kıvamında bir şey olduğu için ben sürekli o nem ihtiyacını hep vücudumda hissetmek istedim. Ve çünkü çatlak olduktan sonra dönüşü olmadığı için, çok zor olduğu için buna imkan vermemek için sürekli, yani günde iki kere, bazen üç kere sürekli sürdüm. Bazen elime denk geldi de işte Hindistan cevizi yağı, ama bunları çok az yaptım. Yani doğal yağlardan fayda alanlar ve bundan çok memnun olanlar var. Ve bunların da hepsinin en büyük sırrı zaten sürekli o bölgeyi nemli tutmak. Yani Hindistan cevizi yağı da işe yarıyor, kakao yağı da işe yarıyor, aktarlardan yapacağınız karışımlar, zeytinyağı da işe yarıyor. Ama ben zaten bu konuda çok ünlü ve ispatlanmış bir marka olduğu için, hani birçok insan da memnun kaldığı için Lierac'la, ablam da onu kullanmıştı, benim tek bir çatlağı olmadı. Benim cildim aşırı kuru, onunki nemlidir. Ve ben yine de hani risk almamak için aynen ben de Lierac kullandım. Kızınkime benziyor. Vallahi biz ikimiz de birbirimize benzetemiyoruz. Genelde görenler bana benzetiyor. Biraz belki sarışın da olduğu için. Bilemiyorum ama ben hep diyorum benim çok böyle karakteristik bir suratım yok. Sadece kemik yapım biraz karakteristik. O da çocuk büyüdüğü zaman biraz anlarım. Burnu birazcık bana benziyor gibi geldi. Dudakları birazcık bana benziyor gibi geldi. Ben gözlerini Emre'ye benzetiyorum ama şu an kime benzediğini çok emin değiliz. Her gün şey yapıyorum. Yarın video çekeyim, öbür gün video çekeyim ama
bebekle o kadar çok vakit geçirmek istiyorum ki yani ondan başka, ona bakmaktan başka, onun yüzünü seyretmekten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden de şu anda en büyük sorumluluğum zaten hani işime bu kadar emek verdiğim, bu kadar çaba sarf ettiğim, yıllarımı harcadığım işimi geri plana atmamak. İnşallah da o konuda başarılı olurum diye düşünüyorum. En çok benim yorulmama sebep olan şey sadece emzirmek ve uyutmak şu anda yaptığım şey. O yüzden de sadece zannediyorum gece uykularından uyanıp emzirmek benim en çok yorulmama sebep olan şey. Doğumdan sonra çatlağım oluşmadı. Normalde hamilelik sırasında çatlak kremi kullansam da doğumdan sonra içeriden o karın çatlıyormuş ve daha sonra çatlaklar yüzeye doğru çıkıyormuş. O yüzden doğum sonrası çatlak kremi kullanmayı öneriyorlar. Ben doğum sonrası çatlak kremini maalesef kullanmadım. Ama şu anda çatlağım da Allah'a çok şükür oluşmadı. Kilo vermeyi düşünüyor musun? Ya şu anda aslında normalde olmam gereken kilodayım. Boyum 1.73-63 kilo aslında ideali. Ben normalde 53 kiloydum hep hayatım boyunca. Yani tekrar aynı kiloya döner miyim bilmiyorum ama deliler gibi yiyorum şu anda. O yüzden bu kadar çok yemeğe verir miyim ben de bilmiyorum. Memnun kaldığım ya da olmasa da olur dediğim ürünler var mı? Bence bunu başka bir videoda belki burada da tekrar geri dönerim bilmiyorum ama başka bir video bence bunun için çok önemli olacak. Çünkü bir sürü şey aldım, bir sürü şey önerildi. Bunların hangileri çok acil ve doğum sırasında olması gerekiyor, ilk ay elinizin altında olması gerekiyor, hangileri olmaması gerekiyor onu mutlaka anlatacağım. Çünkü bazı şeyleri gerçekten hiç kullanmadım. Bana sorarsanız belki 4-5 tane şey sayabilirim. 4-5 şeyle bir çocuğu bir ay idare edebilirsiniz gibi geliyor şu an. Doğumdan sonra rahat mıydın? Yani beni görenler, bu işi bilenler ve anneler bana hep sanki 4-5 çocuk doğmuş gibisin, çok rahatsın dediler. Gerçekten de doğum sonrasında çok fazla rahattım. Sanki hep doğmuş gibi. Gerçekten 5. çocuğumu kucağıma alıyormuş gibiydim. Ne tutmakta, ne işte hareket ettirmekte, ne emzirmekte. Ne bileyim, stres hiçbir zaman olmadı. Hani panik hiçbir zaman olmadı. O yüzden de hani çok rahattım ve hala da çok rahatım diyebilirim. Venüs saat kaçta doğdu? Venüs saat 18.40'da doğdu. Tam olarak 18.40, yuvarlak bir rakam. Sezaryen sonrası iç çamaşırı, pijama, gecelik önerileriniz nelerdir? Ben H&M'den büyük boy iç çamaşırları almıştım. Fakat en çok kullandığım ve en rahat ettiğim hangisi derseniz Gebe mağazasından almış olduğum çamaşırlar. Hamile çamaşırı diye geçiyor. Çok elastik ve çok rahat. Beli de birazcık yüksek. Zaten sezaryen dikişi çok aşağıda olduğu için gayet rahat kullanabiliyorsunuz. O yüzden de doğum için de bunları dediğim gibi ayrı bir video çekmek istiyorum ama yine de belki yakın zamanda doğacak olanlara hemen cevap vereyim. Doğumda da sezaryende ve aslında normal doğumda da onu öneriyorlar daha çok. Bana doğumdan hemen bir hafta önce önerilen Depend markanın, Depend bebek bezi gibi düşünün ama giyilebilen bir kilot. Kağıttan, yine bebek bezi kumaşı gibi bir şeyden. Yandan böyle çok rahat bir şekilde yırtıp çıkarabiliyorsunuz. Gerçekten çok rahattı. Hiç pişik yapmadı. Çok rahat kullanılabilen bir şey. Onun büyük boyunu aldım. Bence ilk başlarda onu çok kullanacaksınız. Çamaşır kullanmayacaksınız. İlk bir hafta onu kullandım. Siz de onu kullanabilirsiniz. Pijama ve gecelik olarak da Cozy by Aqua markasının geceliklerinden çok memnun kaldım. Özellikle bu önden çıt çıtlı bir tane var, şöyle kare şeklinde böyle açılıyor. O pijama geceliğinden çok memnun kaldım. Emzirme ile ilgili doğduktan hemen sonra, süre sonra geliyor hemşireler ve göğsünüzü sıkıyorlar. Süt gelip gelmediğine bakıyorlar. Gördükleri şeyi ben ilk başta göremedim çünkü bakıyorum. Diyorum ki sütünüz güzel geliyor diyor ama bakıyorum ne gördü de acaba onu söyle, çünkü ben hiçbir şey görmüyorum. Aslında onun gördüğü şey bir toplu iğne ucu arkası kadar diyemeyeceğim. Toplu iğne gerçekten ucu kadar gözüken böyle minicik sarı bir sıvı böyle bıçında gözüküyor. Ona o sütün geliyor diyorlar. Yani kanalların açık olup olmadığını kontrol ediyorlar. Ve onun bebeğe yettiğini söylüyorlar. Zaten onlar sürekli işte şekerine bakıyorlar vesaire. Her şey yolunda mı, yiyor mu, emiyor mu, ona yetiyor mu onu kontrol ediyorlar. Sezaryen ve kısaca detayları her şeyi anlat demişler. Sezaryenle ilgili detayları buradan vermek istiyorum. Ben epidural sezaryen seçtim. Çünkü normal sezaryende benim kardeşim iki kere sezaryen oldu. Bir arkadaşımın yine sezaryenle. Yani 3 tane sezaryen doğumuna katıldım ve anesteziden sonra sezaryen ayılmalarını gördüğüm için ağrıyı hissederek uyanıyorlar ve çok büyük bir ağrı hissettiler hepsi, yani ikisi de. Yani onları gördüğüm zaman içim parçalanmıştı ve çok korkuyordum. Çünkü hayatımda hiç ameliyat olmadım. Ve sezaryandan da gerçekten çok itiraf ediyorum. Yani inanılmaz korkuyordum. Fakat okuduklarımda benim epidural sezaryanın bu kadar çok sancılı geçmediği anlatılıyordu. Dolayısıyla da şöyle bir şey oluyor. Ben süreci de anlatacağım size tekrar. Epidural sezaryanda, epidural yapıldığında bacaklarınız belinizden aşağısı komple
komple uyuştuğu için bu uyuşmada bir süre sonra geri geliyor. Yani bir 4-5 saat sonra geri geliyor. O 4-5 saatte siz zaten anesteziden sonraki o en büyük ağrıyı yaşayacağınız zamanı atlatmış oluyorsunuz, hissetmemiş oluyorsunuz. Sonrasında elbette ki ağrılarınız oluyor. Ama epidürali, belinizde epidürali taktıkları şey hala duruyor oluyor. Böyle aynı serum gibi düşünün, incecik bir kablo. O serum şeyine bağlı ve ilaç var onun içerisinde. Ağrı başladığını hissettiğiniz anda ona böyle tık basıyorsunuz. O oradan bir doz ilaç veriyor size ve hemen ağrınızı azaltıyor. İnanılmaz konforlu bir şey. Şey, sezaryanda hiçbir ağrı hissetmedim. Sadece yürüme kısmında çok büyük bir ağrı hissettim. Yani hiç yürütmeseler, yatsanız böyle gayet güzel gidecek bana sorsanız. Orada da sadece dikiş kısmının geneli değil, yani şöyle bir dikiş kesik attıklarını düşünelim. Sağdaki bir bölüm, yani en uçtaki, hep bir yerden toplarlarmış dikişi. Böyle sanki bıçak sokmuşsunuz da yürütüyorlarmış sizi gibi. Çok zorladı beni. Hala da ağrıdığında o bölge ağrıyor. Fakat iyileşme süresi inanılmaz hızlı oldu. Şey, estetik dikiş attılar. Dikiş neredeyse zaten kestikleri an, yani hastanedeyken bile neredeyse yok gibiydi. Yani hani gayet güzel düz bir şekilde kaynamış. Belki sezaryenle ilgili tekrar daha farklı sorular gelirse o ameliyat sürecini tekrar anlatırım. Ameliyata girerken gerçekten çok heyecanlandım. Kilo vermeye başladınız mı? Hastaneden çıktığımda çocuk 2690 doğdu, 2700 doğdu. Ben çıktığımda 4 kilo vermiştim. Nasıl yani dedim. Suyudur işte, plazantası bir şey yok muydu yani? Ben ne doğurdum? Ben çocuk doğduğunda zaten ameliyat masasında söylediğim ilk şey, gördüğüm şey, bu ne ve leblebi dedim. Çünkü 18 kilo aldım ve çocuk o kadar küçük gözüküyordu ki. Nasıl dedim yani, hani bu nasıl bir şey var? Yani anlamadım ben. Ama sonradan eve geldikten sonra bir hafta içerisinde 4 kilo daha gitmişti. 8 kilo verdim. Şu anda 10 kilo. Ama o kaldı ondan sonra 10 kilo. Bir ay olacak. 10 kilo hala fazlam var. Normalde de eğer eskisi gibi normal düzeninizde beslenirseniz üzerine sadece 500-600 kalori almanız yetiyormuş. Fakat ben hamilelikten çok daha fazla yemek yiyorum şu anda. Yani inanılmaz, emzirme gerçekten insanı korkunç acıktıran bir şey. O yüzden zaten kolay kolay kilo vereceğimi sanmıyorum. Ama doktorların söylediği ideal emziren anneler için ayda 2 kilo vermek en ideali. Çok böyle diyet yapmayı, sıkı diyet yapmayı pek önermiyorlar. İlk kucağıma aldığımda ne hissettim? Çok enteresan bir şey. Yani hani bu benden mi çıktı? Allah'ım, içimde taşıdığım, kafanızda sürekli 9 ay boyunca taşıdığım şey bu muydu? Ben gerçi tam 9 ay taşıyamadım ama biraz erken doğdu 2 hafta kadar. Allah'ım ne kadar minik, ne kadar güzel, ne kadar masum. Böyle sürekli şey, çok değişik bir duygu. Fakat o annelik inmesi o anda gelmedi. Annelik inmesinin geldiği an o güncelleme geliyor ya, biliyorsunuz bazılarına hamilelik süresince geliyor o. Tabii ki çocuğunuzu seviyorsunuz, çok merak ediyorsunuz, çok büyük bir heyecanınız var ama o böyle hani dünyalara değişmem, ona bir şey yapmayın, bana yapın duygusu, o gerçek annelik duygusu bir yerde geliyor. İşte bazılarına 2-3 ay sonra geliyor, bazılarına lohusalıktan sonra geliyor, bazılarına doğar doğmaz geliyor. Bana tam, yani çok çok tatlı, çok seviyorum, harika bir şey ama o şeyin geldiği, duygunun geldiği anı çok iyi hatırlıyorum. Yeni doğan sarılığı oldu. Bebeklerin %60'ı mı? %80, %60'ı, yani 10 bebekten 6'sı yeni doğan sarılığı oluyor. Hiç tedavi görmeden atlatıyorlar birçoğu. Bende kan uyuşmazlığı olduğu için bebek A grubu, A RH pozitif, ben 0 RH pozitif olduğum için AB uyuşmazlığı oldu ve dolayısıyla da yeni doğan sarılığı birazcık daha ağır oldu. Hastaneden çıktıktan sonra dediler ki, bir gün sonra galiba, evet bir gün sonra kontrole gelin, tekrar bir topuktan kan alacağız dediler. Götürdük, topundan kan aldı ve o nöbetçi doktor vardı. Bu arada nöbetçi doktora yani hiç üstüne alınmasın, hiçbir güven salgılamadım. Söylediği her şeyi böyle sanki kendi şüpheyle bakıyormuş gibi. Ya da ben yine anne olduğum için böyle inanılmaz güvensizdim. İşte sezaryenliyim ve ameliyatlı bir halde oraya gittik. Dedi ki bana, evet düşmemiş sarılığı, artmış, sınırda tam. O yüzden de birkaç gün yoğun bakıma alacağız dediler. Sizden ayıracağız. Fototerapi yapacağız. Şimdi orada bir gözlerim doldu. Sonra oradan çıktım. Ben düşünüyorum, nasıl yani bebeği benden alacaklar. Alacaklar, yanımdan alacaklar benim. Böyle bir şey olamaz diye ben bir ağla işte orada annelik güncellemesi geldi. Bana hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Hayatta vermem, mümkün değil vermem. Yani imkansız, onu benden ayıramazlar. Ben size nasıl ağladığımı, gittim işte herkese arıyorum falan. Böyle dediler bana, ben bunu vermem, doktorumu arıyorum, bana bir çare bul falan diye. Ondan sonra ablam dedi ki, yani manyak mısın? Bu fototerapi hani herhangi bir yoruma şey değil. Yani illa Acıbadem'de olmak zorunda değil. Başka bir doktorun fikrini al.
Bizim orada eve yakın hangisi varsa dedi, sizin eve yakın. Oraya git dedi. Ben de Medikana'yı aradım. Oradaki hemşire çok yardımcı oldu. Telefonu da çok sevdim. Dedim ki ben dedim çocuğumla beraber uyumak istiyorum. Öyle yapabiliyor musunuz? Odaya getiriyor musunuz cihazı dedim. Tabii ki dediler. Hemen gittim aldım çocuğumu. O gece onunla yattım. Fototerapi gördü. Sabaha değeri bayağı düşmüştü. Ama onu da o ışının altına koyduklarında Allah'ım o sıcak çıplak bir şekilde koyar. Gözüne bant koydular. O bant biraz sıkı bir bant. Ay Allah'ım içim eridi ve gerçekten benim için herhalde en zor anlar bunlarda. İnsanlar neler yaşıyorlar? Tabii ki çok ciddi sağlık problemleri yaşıyorlar. Allah göstermesin ama bu kadarcık bir şeyde bile yaşadığım bu üzüntü ve stresi düşününce Allah sorunu olan, sağlık problemi olan bütün annelere, bebeklere yardımcı olsun. Gerçekten çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Anne olmak ne kadar zor o zaman anladım. Benim için çok zorlu bir geceydi. Çocuğumu seyretmekten, ay orada o ateş sıcakta ısınıyordu yani, içeri sıcakta derecesini ayarlıyorlar 32 derecede. Gözünde bantla yüzü koyun yatıyor ve ben o kadar onu çaresiz hissettim ki yani hani yanında yattığım halde perişan oldum. Bana annelik güncellemesi o zaman gelmişti. Biraz uzun oldu bu. Bu da ilk kucağını nasıl aldığını, ne hissettin şeyin cevabı. Ondan sonra da zaten sürekli gözümü ayırmadan aşık aşık hep onu seyrediyorum. Doğum sonrası yanınızda yardıma kalan biri oldu mu ve eviniz için iyi ki aldıklarım dedikleriniz. Şimdi doğum için yanımda mutlaka herkes dedi ki ailenden birileri mutlaka olsun. Bazıları dedi ki asla aileni yanına alma. Çünkü aileler birbirine giriyor. Yani herkes bir kafadan bir ses çıkardığı için loğusa depresyonları beraber kavga ediyorsunuz. Ya da işte anne mutsuz oluyor, sütü kesiliyor vesaire falan filan. Sadece yeni doğan hemşiresi al yanına dediler. Dolayısıyla da ben hem annemi, ablamı hem de yeni doğan hemşiresi aldım. Hem de yardımcı birisi var bana. Her gün gelen yardımcı kadın var. Aslında yardım edecek bir sürü insan vardı. Fakat bunların hiçbirine ihtiyacım olmadığını fark ettim. İlk özellikle yeni doğan hemşiresinin çok faydası oldu. Yani çok faydası oldu derken ben sezaryenli olduğum için ve o sarılıkla ilgili hastaneye koşarken hep yanımdaydı. Ve hani aslında onun için gelmemişti. Bana işte hani nasıl emzirmem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor onları göstermek için geldi ve o da aynısını söyledi. Hani benim zaten bunların hepsini çok doğru yaptığımı ve çok düzgün yaptığımı söyledi. Hani 2-3 gün diye konuşmuştuk. Sonra dedi ki zaten bir gün yeter, hani devam etmemize gerek yok diye konuşmuştuk, anlaşmıştık. Sonra annem gönlü hatır kırılmasın diye, aslında yaşlı olduğu için bakamayacağı halde hani yanımda olmak isterdi, torununu görmek isterdi diye annem kaldı. Asıl yardımcı olacağını düşündüğüm kişi işte yeni doğan hemşiresiyle ablam. İlk günden itibaren şunu fark ettim ki zaten anne yanı yatağı vardı yanımda, almıştım Chico'dan. Hediye almıştı arkadaşlarım. Anne yanı yatağı o kadar rahat ve konforlu bir şey ki sezaryenli olduğum halde yatak yanımda. Dolayısıyla da bebek bık bık yaptığı anda daha ağlamadan ben hemen alıyordum. Sen de öğrettikleri gibi önce altını açıyordum. Hemen altını temizliyordum. Sonra da alıp emzirip tekrar emzirdiğim anda zaten uyuyordu. Hemen yerine koyuyordum. Ki ablam uyanmasın diye. Aslında onun için gece uyandığında bana yardımcı olsun, gazını çıkarsın, hemen uyusun ki ben rahat edeyim diye var. Ben baktım ki ablam rahat etsin diye. Ben o uyanmasın diye sürekli ağlamaya başladan şuş puş yapıp hemen susturuyorum. O yüzden de ona dedim ki artık sana da gerek yok. Ben çünkü zaten kendim bakıyormuşum çocuğa, bakabilecek yeterliğe sahipmişim dediğim için onu da gönderdim. Ama her gün benimle birlikte olan yardımcımın daha kucağında çocuğu vermedim, öyle söyleyeyim. Çünkü çok küçük ve evet birazcık şey görmemiş anneler gibi olacağım ama gerçekten hani o kadar küçük ve o kadar çaresiz ki hani emanet etmek istemedi. Yani ailenizden birine vermek gibi olmuyor. Yani ağladığında mesela ben kahvaltı yaparken ağlıyor. Ya da böyle işte hareketlenmeye başlıyor. Bir bayağı yapıyor. Hemen koşuyorum, geliyorum mesela. Bakıyorum hani tam kucağına alacak kadın. Koşarak alıyorum. Ver 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 bana diye. Pış pış. Birazcık o konuda öyleyim. Bana değil de ev işlerine yardımcı oldu. O yüzden de hani çünkü hiçbir iş yapmıyorum. Sadece çocuğu emzirip kucağımda ona bakıyorum. O yüzden de ev işlerine mutlaka yardımcı birisi lazım oluyor. Çünkü çok fazla çamaşır vesaire çıkıyor. Yani her çamaşırı her seferinde yıkıyor, ütülüyor. Bunları yapacak birisi lazım. Çocukla beraber bu olmuyor. Eğer bir yardımcı yoksa aileden birinin mutlaka yanınızda olması o açıdan önemli. Aslında çocuğa bakmak değil de ev işleri bence çok daha yardım gerektiren şeyler oluyor. Leblebi kaç kilo doğdu? Leblebi 2 kilo 690 doğdu. 2700 diyorlar hastanede buna. 10 gram yuvarlığı var. Ve 2480 çıktık hastaneden. Şu an ise kaç kilo? Şu an 3200'ü geçmişti birkaç gün önce. 3200'dü. Yani şu an geçmişti, bir hafta önce 3200'dü.
Doğum esnasında hiç zorlanmadım. Çok stresliydim. Aşırı stresliydim. Çok gergindim. Taş gibiydim. Kendimi çok kasıyordum. Dediğim gibi ameliyattan çok korktuğum için. Ama epidural yaptıktan sonra içerisinde birazcık sakinleştirici koyulduğuyla ilgili spekülasyonlar var. Bunu bilmiyorum ama yani hiç uyuşmuş hissetmedim kendimi. Tek hissettiğim şey epiduralden dolayı diş çarpması ve inanılmaz bir titreme. Bu herkeste oluyormuş. Epidural yapar dediler. Hem tansiyonu birazcık düşürüyor dediler. Hem de epiduralin etkisi olarak bu oluyor dediler. Belden aşağısı uçtuğu için mi bilmiyorum. Dişlerim birbirine çarpıyordu ve bu çok rahatsız bir his. Yani böyle ameliyat masasında sürekli dişlerim birbirine çarpıyor. Doktor da özür diliyorum, kusura bakma çok titriyorum diye. Hani engel oluyorsam dikişine falan diye. Ama o süreç çok rahattı. Hani ilk başta ben böyle önümde kendim ayıkken bir perde konulup aşağıda şimdi beni kesip çocuğu çıkarıyorlar fikri beni çok strese sokacağını düşündüm. Yani benim şu anda canlı canlı aşağıda kesiyorlar diye düşüneceğimi düşünüyordum. Hiç öyle bir şey olmuyor. Zaten herhalde o ameliyat stresi ya da işte o titremeler ya da işte epiduralin içerisinde kattıkları söyledikleri. Oradaki o titremeleriniz içerisinde size böyle işte ısı veriyorlar falan. Bir şekilde sizi rahatlatmaya çalışıyorlar. Sonrasında da beni hemen böyle bir odaya aldılar. O odada bir şeyler yaptılar. Sonra hemen çıkardılar yukarıya. Yani gerçekten bence epidural sezaryen. Tabii hastane ve doktor da bu konuda çok çok önemli. Ben doktorumdan da hastaneden de çok memnunum. Özellikle Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki 5. kat hemşirelerine 5. kat hemşirelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekip inanılmaz profesyoneller, inanılmaz güler yüzlüler. Her birine özel bir eğitim verseniz bu kadar güler yüzlü ve bu kadar yardımcı nasıl olmayı başarıyorlar, kalıyorlar böyle. Çok enteresan. Gerçekten öyle. Hani herkes insan ya. Diyorsunuz yani hani hepsi nasıl bu kadar mükemmel olabilir diye. Çok çok İyilerde. Çok o hemşirelerin hepsine buradan öpücükler gönderiyorum. Yeteri kadar teşekkür edemediysem buradan tekrar ediyorum. Loğusa depresyonu yaşadım mı? En çok merak edilen şeylerden bir tanesi bu. Ve benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Bazıları hiç yaşamıyor demişlerdi. İşte o benim. Çünkü hormonlar bir böyle yavaş yavaş 9 ay boyunca böyle çıkıyor. Sonra doğumla birlikte bir anda kesiliyor. O yüzden de loğusa depresyonu olmamak biraz garip bir şey. Ama bazı insanlarda da olmuyor. Ya da bazılarında mesela 2 hafta sürerken bazılarında 2 yıl sürebiliyormuş bu. Ben de olmadı. O yüzden de çok şükür en korktuğum şeylerden bir tanesiydi. Bir daha çocuk yapmayı düşünüyor musun? Vallahi şu anda yeni doğum yaptığım için bir daha yapar mıyım hiçbir fikrim yok. Yaşım el verirse ve eğer hala yumurta rezervlerim azalmıştı çünkü. Devam ederse yani her şey yolunda giderse 200 sene sonra neden olmasın? Bilemiyorum. Yani benim şu an bu yaşayacağım 2-3 senenin nasıl geçeceğiyle alakalı verebileceğim cevaplar bunlara. Ama ya yani bundan birkaç sene önce sormuş olsaydınız bir tane yeter derdim. Şu an diyemiyorum. Doğumda kaç saat kaldın? Doğumda yaklaşık yarım saat kaldım. Bunların çoğu hazırlanma süreciydi. Yani onlar böyle hazırlandılar, bir şeyleri hazırladılar, beni giydirdiler, işte epidürali hazırladılar vesaire, epidürali taktılar, doktorlar geldi, bir şeyler hazırladılar. Hazırlanma süreci çok uzun. Doğum süreci gerçekten beni kesip çocuğu çıkarmaları 10 dakika falan süren bir şey. Çok çok hızlı süren bir şey. Sonrasında dikime kısmı birazcık daha uzun. Yani 40 dakika maksimum. Birazdan emme saati gelecek zaten. Biraz hafif kıpırdanmalara başladı. Belki burada size bir merhaba diyebiliriz uyanırsa. İrem teyzesi Venüs'ün doğum haberini nasıl aldı? Bir tane de İrem ne zaman geldi? Doğum sırasında yanınızda mıydı diye bir tane vardı. Bir grubumuz vardı. Bütün yakın arkadaşlarımın olduğu bir grubum ve bu grupta İrem de vardı. Herkese hani bir şey acil durum olursa oradan zaten hani yazalım diye o grubu kurmuştuk. Hani acil doğuruyorum falan diye böyle Emre'nin yönettiği, Emre'nin herkese ulaştığı bir grup vardı. Emre oraya zaten benim durumumla ilgili hemen o anda mesaj yazdı. İrem zaten Cuma günü için biletini almıştı. Cuma günü zaten doğum olacağı için 17'sine yanımda olacaktı. Fakat erken doğunca o akşamına bilet aldı. Aynı günün akşamına bilet aldı ve o akşam yanıma hemen geldi. Gece benimle kaldı. Sabahın 3'üne ya da 4'üne bilet aldı. Ve hiç uyumadan Trabzon'a gidip sete başladı. Allah'tan o gün repo günüydü ve yanıma gelebildi. Sadece bebek anne karnından çıkar çıkmaz duyulan ve giydikten sonra duyulan o eşsiz kokuyu duydunuz mu? Çok enteresan. Bebeğin banyo yapana kadar bu koku hep vardı. Dolayısıyla gerçekten o koku var. Ama ya bunu kadınlar alıyordu. Genelde kadınların çoğu alıyor ya da yalan söylüyorlar. Bana aldıklarını söyler. Çünkü enteresan yani böyle hani şey gibi bisküvi kokusu diyeceğim değil. Böyle ıslak mendil kokusu diyeceğim. Bayağı güzel bir parfüm kokusu. İnsanın vücudundan çıkan bir şey nasıl böyle kokar diye sürekli koklayıp Allah'ım nasıl böyle kokar? Yani
Hani böyle insandan öyle bir koku çıkar mı hani böyle parfüm gibi bir koku diye düşünüyorsunuz. O kokuyu hep aldım yıkanana kadar. Hala şimdi güzel kokuyor ama o bisküvimsi, o bana özel gelen o koku bence yıkandıktan sonra gitti. Sarkmalar nasıl oldu? Tedavi ettiniz mi? Sarkma yani göbeğim hala var. İlk anda zaten hiç doğumum yani sanki bir ay öncesine geri dönmüşüm gibi bayağı şişti. Korse kullanmaya başladım 12-13. Günden sonra. 10. günden sonra kullanabilirsin demiş doktorum sezaryen olduğu için. Yani doktorlar çok fazla sezaryende özellikle önermiyorlar. Yani çoğu da belki de inanmıyor çünkü rahim zaten yavaş yavaş toplanıyor. Ama birçok insanda korse ile gerçekten çok hızlı toparlandığını söylüyor. O yüzden ben korse kullandım. Venüs ismini kim koydu ve anlamı nedir? Venüs'ün isminin ne ben koydum. Yıllar önce çocuğuma ne isim koyardım diye düşündüğüm zaman bütün dünyada aynı anlama gelen bir şey olsun isterdim. Hep zaten düşünüyordum. Gezegenlerle ilgili, uzayla ilgili, işte dünyayla ilgili bilimsel de bir şey olsun istemiştim. Yani hoşuma giden şeyler onlar olurdu muhtemelen. O yüzden de bir gezegenlerden başlayayım diye böyle isimleri saydığım zaman Mars, Venüs, Dünya falan diye giderken sonra düşündüm. Biliyorsunuz Venüs kadının gezegeni. Yani Venüs o bildiğiniz artı sembolü var ya erkekler ok, kadınlar artı. İşte Venüs'ün sembolü aslında o. Venüs kadının sembolü. Afrodit anlamına geliyor aynı zamanda. Mitolojideki Afrodit bildiğimiz Venüs demek. Dünyadan bakıldığında güneşten sonra görünen en parlak gezegen Venüs gezegeni. Kuzey yıldızı ve çoban yıldızı diye de geçiyor. Hem aşk gezegeni, aşk tanrıçası, bolluk, bereket, güzellikler, sanatlar çok şeyin anlamı ki yani bunların gezegeni olduğu için Venüs ismi bence çok çok güzeldi ve o yüzden Venüs ismini koydum. Emre de uzayı sevdiği için o yüzden de hemen okey dedi. Kiwi ile Vivi nasıl anlaştı? Onlar için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Onun videosunu buraya koyacağım. Venüs'ü gördüğünde kedi yavrusu koyduk önüne. Onunla böyle inanılmaz oynayan hayvan insan yavrusuna yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşadıkları için zannediyorum köpekler anlıyorlar. Çok garip davrandı. Tam olarak şöyle davrandı. Yani ilk temasta böyle kafasını böyle sağa sola çevirip böyle enteresan baktı. İkinci gösterişimizde de çok korktu, geri geri kaçtı. Şimdi ise geliyor, kokluyor uzaktan. Yalamaya, yani biraz yaklaştırsam yalayacak, edecek, oynamak isteyecek ama ben biraz şu an mesafeye tutuyorum. Ayağını koklatıyorum, bacağını koklatıyorum, koklamasına izin veriyorum ama şu an oynaması için ben tutarken zorlanıyorum. O yüzden çok küçük olduğu için birazcık daha büyüyünce çok daha rahat oynayacaklar, edecekler. Venüs eve ilk geldiğinde nasıl davrandınız? Bezin değiştirmekten hiç korkmadım. Korktunuz mu incitmekten? İncitmekten korkmadım. O Rus kadınlar var ya böyle eviriyor, çeviriyor. Neredeyse onlar kadar rahatım yani öyle söyleyeyim. Günün sürprizi olarak kundakla ilgili sorunuzda direkt Venüs'ü göstermek istedim. O benim güzel kızım. Sarı kızım benim güzel ama ben şimdi böyle video çekemem ki. Bu benim kucağıma geldiği an dünya bitiyor. Kundakta bazı çocuklar ellerini kollarını kundaktan çıkar şey yapmıyorlar. Yani sakin duruyorlar ve kendilerini uyandırmıyorlar. Bunlar kendilerini anne karnında bakın gördünüz mü elini nasıl uzattı. Bunu çok büyük ve hızlı bir şekilde yapıyor. En derin uykuda bile bir anda eğer kundak yoksa ellerini kollarını deli gibi çırpmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da sonrasında hemen anında kendini inanılmaz derecede uyandırıyor ve ağlamasını ya da uyumasını engellemenin bir yolu yok. Yani benimkinde öyle oldu. Yeğenlerimde öyle bir şey olmadı. Onlar hiç öyle çırpınmıyorlardı. Çok rahat bir şekilde uyuyorlardı. Bu inanılmaz. Bunun da tek yöntemi kundak. Eskiden kundağı önermezken doktorlar, şimdi hastaneler ve doktorlar kundağı öneriyorlar. Tabii böyle deliler gibi çok sıkı kundakları önermiyorlar. Ben Müslim bezden kesinlikle performans alamadım. Müslim bezden her şekilde çıkarıyor. Pamuk böyle %100 pamuk, penye bu bildiğiniz. %100 organik pamuktan Little Posers bunun fotoğraflarını çekerken ona sarmıştı ve inanılmaz hiçbir şekilde ellerini çıkaramamıştı. O yüzden story'imde paylaşmıştım. Arkadaşımı Amerika'dan alırken Burt's Bees'in böyle pamuk kundağını bulmuş. Çok basit bir şey. Yani her yerden bulabilirsiniz siz belki kumaşçılardan falan rahat bir şekilde. Ama benim çıkma imkanım olmadı. İşte o bana onu bulup getirmişti. Ben kundağı sarıyorum. Kesinlikle öneriyorum. Salak gibi. Çocuğum benim, güzel çocuğum.
Yine merak ettiğiniz şeyler varsa ara ara cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.